Yer dizisi Yıldız Hemşire ve Beyaz. Ayrıca başka yerlere de gideceğiz. Orada da Yılmaz Erdoğan olacak. Beyazı görünce hemen Yılmaz Erdoğan da aklıma geliyor. Siyahla beyaz gibi onlar galiba. Oralara da gideceğiz ve her taraftan görüşleri alacağız. Ben önce küçücük bir çocuktan başlamak istiyorum. Selim Can'dan başlamak istiyorum. O Türkiye'nin geleceği. Acaba o nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor Türkiye'de? İlk başta benim söylemek istediğim şey Türkiye'nin yine milletvekillerinin elinde olan kaderi yine bizim başımıza bir insanı getirecek ama benim istediğim olay bu değil. Çünkü son örneğini 18 Nisan'da yaşadık biliyorsunuz. Seçimler demokrasinin en ayrılmaz parçası ve her zaman olduğu gibi kendi irademizle seçtiğimiz insanların başımıza gelmesini bekliyorum. O yüzden bir referanduma gidilmesi bence en iyisi. Referanduma gidilsin yani ne olsun? Millet mi seçti? Millet seçti. Çünkü Cumhurbaşkanı da millet seçti. Milletvekilleri değil millet seçti. Evet çünkü her ne kadar bizim vekillerimiz olsalar da bizimle düşünce farklılıkları taşımaları ve onun dışında onlara değil bizim hizmet verecek olmaları. Konuşmalarından dolayı radyo televizyonumuz kurulu kapatacak beni. Söyle sen neyse artık. Savunmayı sana yaptırdım ben. Benim savunmam şu, özgür düşünceyi değil radyo televizyonumuz kurulu. Dünyanın tüm atom gücü gelse bile durduramam. Yaşa be. Peki millet seçsin diyorsun o zaman. Kimi seçsin millet? Millet, nasıl bir şey istiyorsun sen? Sen Türkiye'nin geleceği nasıl bir şey istiyorsun? Bize en yönetecek Cumhurbaşkanı'nın gelmesini istiyorum başa. Çünkü ama anlatmak istediğim şu değil. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bundan önce gelenler başarısızdı demek istemiyorum. Ama herkes, hepsi ellerinden geldiği kadar o zaman yapabildikleri kadar bir şeyler yapmaya çalıştılar. Çünkü Türkiye'nin Cumhuriyet oluşundan beri geçen 75 yılın sanıyorum hiçbir dakikası boş geçmemiştir. Hepsi bir demokrasi mücadelesi için geçmiştir. Ve o yüzden 10. Cumhurbaşkanımızı da A veya B şekilde başımıza getireceğiz. Ama benim tek dileğim bizi en iyi yönetecek, bizim dertlerimize en iyi çözüm bulacak Cumhurbaşkanı gelmesi. Peki nasıl bir Cumhurbaşkanı? Senin kafandan nasıl bir Cumhurbaşkanı? Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Millet seçsin diyorsun, sen de oy hakkı istiyor musun? Senin oy hakkı yok da 18'de olacak. Sen de ben de oylayayım diyor musun? Benim aklım olmasa bile mutlaka Türkiye'nin 60 milyonun içerisinde tek ben değilim. Ben sen istiyor musun? Sen de oy hakkı istiyor musun? Ben de oy hakkı istiyorum ama sanırım anayasa değişmediği sürece ve bayağı bir baştan köklü bir değişim olmadığı sürece benim 18'i geçmeden oy vermem mümkün değil. Peki, nasıl bir cumhurbaşkanı var kafanda? Benim nasıl kafamdaki ideal cumhurbaşkanı bir kere... Bak burada yeri geldiği zaman tıpkı benim Sayın Demirel'den de beklediğim gibi 7 senesi bittikten sonra şapkasını alıp gitmeyi bilen bir cumhurbaşkanı istiyorum ilk başta. Çünkü her ne kadar istikrar adı altında olsa da Türkiye'nin kendi insanlarına hak tanınması gerekiyor. Peki. Benim düşüncem bu. Aklımdaki ideal cumhurbaşkanı da şu. Bir isim var mı aklında? Aklımda bir isim yok çünkü kimi söylersem bir onların kişisel düşünceleri kendi geleceklerini belirler. İkincisi de zaten onların cumhurbaşkanı olup olmamaları sadece benim düşünceme bağlı değil milletin düşüncesine ve başımızdakilerin düşüncesine bağlıdır. Ama sen millet meclisi seçmesini istiyorsun. Millet seçti. Evet. Seçti. Ama yine de onlardan çıkmadan bizim seçmemiz mümkün değil. Ne olursa olsun onlara bağlıyız. Bağlı. Onun dışında zaten onları bir seçtik bir yerde. Bizim temsilcilerimiz onlar. Benim kafamdaki ideal cumhurbaşkanı da geldi. Böyle bir milletvekili mi olsun, politikacı mı olsun? Yoksa Türkiye'de böyle çok konuşulan bir şey var. Kendi mesleklerinde çok başarılı olan insanlar cumhurbaşkanı seçilsin diyorlar. Mesela Sakıp Ağa'dan bahsediliyor, Fatih Terim'den bahsediliyor. Yani böyle kendi alanlarında çok başarılı insanlar gelsinler cumhurbaşkanı olsunlar diyorlar. İlla ki politikacı olmak zorunda değil, politikacı da olabilir diyorlar. Ne diyorsun buna? Ben bu konu olabilir aslında ama benim beklediğim onlardan bu değil. Çünkü Türkiye'de tüm her şey çeşitli faktörler içerisinde gelişir. Ve herkes kendi faktörünün cumhurbaşkanı olur. Tıpkı Sakıp Bey'in iş dünyasının cumhurbaşkanlarından biri olduğu gibi, Fatih Terim'in spor dünyasının cumhurbaşkanlarından biri olduğu gibi ve birçok örneğin de böyle olduğu gibi. Aferin sana ya.
Sen olay zaten toparlandı. Evet. Belki de çok güzel var. Onlar destek alıyor. Valla inşallah. Hadi sana söylüyor. Tamam hemen geçtim sana. Valla benim adayım Selimcan. Yani Saylan şu performans da önümüzdeki 20 sene içerisinde yani 10 yaşında öyle zannediyorum Selimcan. Ama sahiden de bu yaşta böyle bir kim ileride nereye doğru götürür bir insanı bilmiyorum ama Cumhurbaşkanlığı'na doğru götürürse Türkiye için en hayırlısı olur gibi geliyor. Çünkü hem yaşına rağmen çok şey biliyor hem de politik yani isim vermekten de kaçınıyor. Yani, bizim şu yaşta öğrendiğimizi o